Sahur vakti gerçekleştirilen operasyon Ankara'da günün en önemli konusuydu. Muhalefet partileri temsilcileri operasyonun yapılış zamanına ve şekline ilişkin eleştirilerini sıraladı. Hedefte hükümet vardı. Polis çocukları yetim kalmasın diye yıllarca çalıştım. Sahurda yapılan operasyon ve emniyet mensuplarının kelepçeli görüntüleri Ankara'da günün konusuydu. Muhalefetin yapılan operasyona da gerçekleşme zamanına da tepkisi vardı. Manzara hep aynı. Sabah ve sabaha karşı baskınları, dikkat edin, kelepçeler, medya servisleri, itibarsızlaştırmalar. İlk tepki CHP Parti Sözcüsü Haluk Koç'tan geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı sözleriyle dikkat çekti. Bütün dünyada polis ne yapar, görevi nedir? Hırsızı kovalar, değil mi? Türkiye'de işler terse döndü, hırsızlar polisleri kovalamaya başladı. CHP Sözcüsü Koç hükümeti uyardı. Hukuk herkese lazım dedi ve ekledi. Bugün inlerine giriyoruz naraları atanların, hiç unutmayın. Yarın aynı şekilde inlerine girileceğinden, aynı şekilde inlerine girileceğinden hiç şüpheniz olmasın. Çok yapın kardeşim, çok yapıyorsunuz ya. Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamal Ak da net ifadeler kullandı. Yapılan uygulamaların hukuk kurallarını işletmekten ziyade intikam duygusuyla hareket edilmekte gibi gözüküyor. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Bural da sert mesajlar verdi. Bu operasyonu yürüten haram paracı Rıza Zarrab'tır. Koluna 800 milyarlık saati takanlardır. Bural konuştukça cümlelerinin sertlik dozajı arttı. 17-25 Aralık'ta yetimlerin hakkını yiyenler bugün bu soruşturmaları engellemek istiyorlar. Sahur vakti gözaltına alınan emniyet mensuplarının tabldot yemek yerine dışarıdan yemek sipariş etmelerine de izin verilmediği ortaya çıktı. CHP'li Mahmut Tanal da bu duruma sert tepki gösterdi. Bu bir eziyet suçudur. Dini vecibelerimiz uyarınca günahtır bu. Aç bırakılmaları, susuz bırakılmaları ve iftar vaktinde yemek verilmemesi bu ayrı bir suçtur. Re'sen soruşturması gereken bir suçtur ve bu suç nedeniyle ihbarda bulunuyoruz. Cumhuriyet Savcılığı'nı derhal göreve çağırıyorum ben. Eski müftü, CHP'li milletvekili İhsan Özkes de sahurda yapılan operasyonu dini açıdan değerlendirdi. Sahur vaktinde yani insanların derdest edilmesi, apar topar evlerinden götürülmesi yakışık olan bir durum değil. Ne insanidir ne de İslamidir. Oruca da yapılan bir saygısızlıktır. Sahura da yapılan bir saygısızlıktır. Sahur bir ibadettir.